El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Uzu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezzîne en'amte aleyhim Amin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, müteşabih ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an'da iki grup ayet yer alıyor. Muhkem ayetler, müteşabih ayetler. İşte Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sana kitabı indiren o Allah'tır. Ki o kitapta muhkem ayetler vardır, müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler, Ümmül Kitab'ın, ana kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince, onların manasını, gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar, o ayetleri diledikleri istikamette yorumlayıp, insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlar ise, rasihun ise derler ki, Ya Rabbi, biz kesin olarak inanıyoruz ki, bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da, rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla diyor Allah Teala ve daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor. İlla ulul elbab. Müteşabih ayetleri rasihun tezekkür edemez. Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab ne demek? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb. Beş duyumuzla ulaştığımız alanın dışında kalan, ulaşamadığımız, kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça oradan bilgi alamayacağımız bir müessesenin sahibi olan kişi kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba açılmış olan kişi o ulul elbaptır. Lüplerin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz zahiri alem için, bu alem için yaratılmıştır. Nefsimiz bu alemin berzah alemi için yaratılmıştır. Her gece bazen berzah alemine, bazen başka yerlere gitmek üzere nefsimiz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Nadir insanlarda bu bazen ve bazılarında çoğu zaman gerçekleşmez. Onlar uykuda gezenlerdir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır. Ama kişi uykudadır, gözleri kapalı olarak evin içinde hareket halindedir. Bir yerlere gider, tehlikeli şeyler yapabilir. Ama aslında bir tehlike oluşmaz.
Yoksa herkes, herkesin nefsi her gece vücudunu terk eder ve ya bu alemde ya berzah aleminde bir yerlerde olur. İşte nefsinizin, nefslerin, biz öldükten sonra bizi terk eden nefslerimizin yaşayacağı yer, şu anda bizden evvel ölenlerin hepsinin nefslerinin yaşadığı yer berzah alemidir. Berzah aleminde nefsler yaşıyor. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarımızla birleşecekler. Şimdi berzah alemi müessesesi fizik aleme göre bir gayiptir, başka bir alemdir. İşte o aleme ait olan bilgileri oraya gidip oradan bu tarafa nefsiyle ulaştırabilen kişi o oradan beş duyumuzla sağladığımız bilgilerin dışındakileri alıp gelebilendir. Kalp gözü açık olan kişi bu alemin ötesindeki alemleri görebilen kişidir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne onu gösterdiği kişidir. Emr alemini, 7 tane gök katını, 7. katın 7 tane alemini, zülmani alemi, cenneti, cehennemi, cennetleri, cehennemleri, onlar kalp gözüyle görülürler. Allah'ın sözlerini kalp kulağıyla işiten kişi, o kişi ulul elbaptır. Lüplerin sahiplerinden biridir. Öyleyse ulul elbab kimdir? Ulul elbabın vasıflarına baktığımız zaman bir muhteva göreceğiz. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetlerin yerini faziletler almıştır. O kişinin nefsiyle ruhu arasında fark kalmamıştır. Yani Allah-u Teala'nın biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık sözünün gerçekleşmesi noktasına gelmiştir. Ahsen-i takvime ulaşmıştır nefs. Ruhun işi de olmuştur. O kişinin kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Fizik alemin ötesinde Allah'ın gösterdiği emr aleminin her katını birer birer görecektir. 7. katın 7 tane alemini görecektir. Ve Allah'ın her alemi gösterdikçe söylediklerini işitecektir. O konuya ait Allah'ın söylediği konular her neyse o konuya ait Kur'an ayetlerini Allah Teala ona gösterecektir. Ve bu kişinin demek ki üçüncü özelliği kalp gözünün açık olması, dördüncü özelliği kalp kulağının açık olması. Kalp kulağı da, kalp gözü de açık kişinin. Dört özellik. Bunlar, bu dört vasıf şartı sonuç şartlarını oluşturuyor. Bu kişi bu sebeplerle ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşmak,
imkanının sahibidir. Allah'tan vahiy almaktadır. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Her saniye mutlak olarak derecat kazanmaktadır. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Yani hikmet ehlidir. Öyleyse 7 tane özellik söz konusu. Dikkat ettiniz mi? Bunlardan bir tanesi ehli tezekkürdür. Allah ile konuşma imkanının sahibi kılınmıştır kişi. İşte bu kişi Allah'ın müteşabih ayetleri geldiği zaman o müteşabih ayetlerin ne olduğunu bilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O da bilmez. Ama Allah-u Teala'dan sormak imkanının sahibidir. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Buradaki ehli zikir, ehli tezekkürdür. Kendilerine vahyedilen, ufku açılan insanlar. Öyleyse ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında nasıl bir farklılık var? Ehli tefekkür fikrin sahibidir, fikriyat yapan kişidir. İmali fikreden kişidir. Düşünen kişidir. Ama düşünceleri bilgi hududuyla sınırlıdır. O bildiği bilginin hududuna geldiği zaman onun için ufuk kapanmıştır. Daha öteye geçmesi mümkün değildir. Çünkü geri kalanı bilmiyor. Peki ehli tezekkür, o da bilgisi kadarına yürüyor ufkun. Oraya gelip takılınca Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ötesini bilmiyorum, göster diyor. Allah-u Teala da ufku açıyor. Ondan ötesini de gösteriyor. O ufkun da sonuna kadar gidiyor, düşünce platformunda. Onun sonuna geldiğinde gene takılmıyor. Orada kaldığında Allah-u Teala'dan yeniden izin istiyor. Daha ötesini öğrenmek için. Mütemadiyen ufuklar tamamlanıyor, öteye geçiriyor Allah-u Teala onu. Ufkunu devamlı genişletiyor. Öyleyse ehli tezekkür için son yoktur. Allah ilim açısından sonsuzluğu temsil eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah kendisi için sadece alim vasfını kullanır. Arif vasfını kullanmaz. Neden? Çünkü onun ilmi, irfanı da beraberine alır. Kimdir arif? Kalp kulağı ve kalp gözü açık olan kişi arif adını alır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, açıldığı andan itibaren o kişi alim olmanın ötesine geçmiştir. Artık o bir ariftir. Mutlaka evliya olmuştur ve mutlaka onun ötesinde bir şeylerin sahibidir. Kalp gözüyle görebilmenin, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmenin. Dikkat edin ki bu kişi hikmet sahibi olabilir veya olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür olmak her kalp gözü açılan için geçerli değildir. Her kalp kulağı açılan için de geçerli değildir. Kalp kulağı açılan kişiye Allah dilediğini söyler. Ama o kişi
daimi zikre ulaşamamışsa hikmet sahibi olamaz, ehli tezekkür olamaz. Yani Allah-u Teala ile her an karşılıklı konuşmak imkanının sahibi değildir. Allah-u Teala ne zaman dilerse o kişiye bir şeyler söyler, konuşur. Ama Allah-u Teala dilemezse konuşmaz. Ehli tezekkür için her zaman Allah'a sual sormak söz konusudur. Allah-u Teala da hep cevapları ona ulaştırır. Öyleyse birisi için kısıntılı bir alan söz konusudur. Allah ne kadarını isterse o kadarını verir. Kişi ondan ötesini talep ederse Allah'ın hudutlarının henüz açılmadığını görür. Bu onun nefsinde hala afetlerin varlığı sebebiyledir. Ama hikmet ehli, onlar daimi zikrin sahipleridir ve onlar ulul elbaptır. Zikir ehlidir, ehli tezekkürdürler. İşte sevgili kardeşlerim, müteşabih ayetlerin manasını onlar da bilmezler ama Allah'tan sorarlar ve öğrenirler. O zaman müteşabih ayetleri bilenlerden olurlar. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği müteşabih ayetler. Nasıl ayetler bunlar? İşte bir müteşabih ayet size. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de ağacın altında sana biat edildiği zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne diyor Allah Teala? Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sevgili kardeşlerim, toka ettiğiniz zaman iki elden hiçbirisi üstte değildir. İkisinin de baş parmağı üsttedir. Geri kalan parmaklar alttadır. İki taraftan hiçbirisi ötekinden üstün değildir. Ama kimin eli öpülüyorsa öpülen el daima öpen elin üzerindedir. Öyleyse bir defa bu ayet, Fetih Suresinin 10. ayet kerimesi kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetin el öpme suretiyle tecelli ettiğini söylüyor. Bunun ötesinde bir takım hadislerden falan bahsedenler o hadislerin sahih olmadığını kabul etmek mecburiyetleri söz konusu. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini, bu tecelli sebebiyle eline de tecelli ettiğini ve onun eli el öpenlerin ellerinin üzerinde olduğu için ele de tecelli eden Allah-u Teala'nın el şeklinde bir tecellisinin orada tahakkuk ettiğini Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Evet, bu bir müteşabih ayettir. Ancak Allah'a sormak imkanınız varsa, Allah da cevap verirse bu cevabı alabilirsiniz. Bizim aldığımız cevap bu. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu. Ve her zerresine. Şimdi beraberce bakalım ne diyor Allah Teala. Habibim,
o taşı, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah-u Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. İyi ama herkes görüyor ki kumu yerden alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, atan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Gene bir tecelli olayıyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala devamlı tecellide, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Allah'ın tasarrufundaydı. Allah-u Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir diyor. İşte yeniden bir tecelli olayı, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de daimi bir tecelli halinde. Sadece onun yaptırdığı şeyi yapabiliyor. Seçim hakkı, hakkı hiyarı yok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yaptıran Allah. Allah onun vücuduna doğrudan kumanda ediyor. Onun zatında tecelli ederek. Öyleyse ayetler açık ve kesin. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın muhkem ayetlerde neler söylediğini kendisinden aldığınız bilgiyle aydınlığa kavuşturabilirsiniz eğer bu bilgiye eğilseniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşe'irru minhü cülüdüllezine yahşevne rabbehum sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil femalehu min halim. Allah-u Teala diyor ki Allah kitaba ve onun içindeki ihtisas ettiği şeylere veya hadis olan yani söylenenlere benzer bir şekilde müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir. Zarfla mazruf olarak indirir. Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sureler mazruftur. O surelerin ayetleri de mazruftur. Ama Kur'an-ı Kerim zarftır. Zarfın içindeki şeyler, zarfın muhtevası mazruftur. İşte Allah'ın inzal ettiği de rahmet ve fazl olarak bir ikili nuru ifade eder. Nur suresinin 21. ayeti kerimesi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki Allah-u Teala'dan gelen iki tane nur var. Rahmetle fazl. Orada da Allah-u Teala ikişer ikişer indirir diyor. Rahmetle fazl indiriyor. Başka ne indiriyor?
Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde rahmetle salavattan bahsediyor. Diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimelerinde Allah Teala, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize rücu edeceğiz. Mutlaka Rabbimize ruhumuzu ulaştıracağız. Ruhen Allah'a mutlaka rücu edeceğiz, geri döneceğiz. Şu dünya hayatını yaşarken. Ve Allah Teala bunu demek istediğini 157. ayet-i kerimede söylüyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. İşte onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete ermek, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah Teala Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah buyuruyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayet ve hidayete ermek için bir ikili daha gönderiyor Allah Teala rahmetle fazla ilaveten Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle fazla ilaveten rahmetle salavat indiriyor. İkinci bir ikili. Peki Allah Teala'nın burada nurdan bahsetmesi söz konusu değil. Bu ikilinin neyi ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Bir evvelki ayet-i kerimeye müracaat ediyoruz. Orada diyor ki Allah Teala kimin Allah göğsünü şerh etmiş de göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa onların kalbine Allah'ın nuru girebilir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah'ın nurlarının o kalbe girdiği ifade edildikten sonra o kalbe giren nurların ikişer ikişer indirildiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi ifade buyuruyor. Onların diyor Allah Teala derileri ürperir diyor, bütün vücudunun derileri ürperir. Huşu duyarlar diyor Allah'a. Ve Allah'tan inen bu iki şeyle rahmetle faz ve rahmetle salavatla onların kalpleri ve vücutları titrer diyor Allah Teala, aydınlanır diyor. Sonra da ama diyor kim dalalette kalmayı tercih etmişse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Böylece onları hidayete erdirir de diyor Allah Teala. O kalplerini Allah'ın ulaştırdığı şeyle onlar hidayete ererler diyor. Allah onları o kalplerine ulaştırdığı şeyle hidayete erdirir diyor. Sonra da dalalette olanlardan bahsediyor. Öyleyse buradaki ikilinin
Allah-u Teala'nın söylediği bir hüviyette bir müteşabih ayet oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir müteşabih ayettir. Ne olduğunu bildirmiyor ve müteşabih olduğunu söylüyor Kur'an'a ve Kur'an'ın içindeki zarf ayetlere. Yani zarfla mazruftan bahsediyor. Sonra da onları her neyse o zarfla mazruf, onları ikişer ikişer indiriyor. Zarf her ikisinde de aynı olan değişmeyen rahmettir. Mazruf ise, yani zarfın içindeki birinde fazıldır, ikincisinde salavattır. Dikkat edin ki, irşat makamına ulaşıp tabi olmadan evvel hiç kimse rahmetle salavatı alamaz. Ondan evvel aldığı sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat ondan sonra gelecektir. Ondan sonra kalpte yerleşip nefs tezkiyesini oluşturacaktır. Öyleyse gerçekten Allah'tan başka hiç kimse Allah'ın o müteşabih ayette neyi demek istediğini bilemez. Öyleyse eğer Allah söylemişse ki o ikiliden birisi rahmettir, ikincisi ise birinci ikilide fazıldır, ikinci ikilide salavattır. O zaman anlarsınız ki bu müteşabih bir ayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ayetleri insanlık şu veya bu şekilde o hakikati öğrendiği güne kadar müteşabih hüviyettedir. O ilmin sahibi olduğu zaman insanlar müteşabih ayet açıklık kazanır. Allah-u Teala ceninin anne karnında aldığı şekilleri zaman düzenlemesinde birer birer açıklıyor. Ve bunlardan bir tanesi de mutka. Birinci safhada şu olur diyor, ikinci safhada bu olur diyor. E sonra da diyor bir çiğnemlik et olur diyor. E sonra son safhaya kadar geliyor, ceninin dünyaya gelmesinden de bahsediyor. Şimdi mutka denilen bir çiğnemlik et müessesesi neyi ifade eder? Ne zaman ki insanlık ameliyatlar yapmaya başladı, ceninin her safhasındaki anne ölümleri cenin hakkında insanları bilgi sahibi kıldı. Bir et üzerine dişlerinizle ısırın ve tekrar dişlerinizi açın. Orada bıraktığı ize dikkatle bakın. İşte cenin üzerinde o devrede, üçüncü veya dördüncü devre, tam 32 dişin bıraktığı bir izlem var. Anne karnındaki ceninin 32 dişin bıraktığı izi ifade ettiğini Allah Teala bir çiğnemlik et kelimesiyle ifade ediyor. O hakikati görüp gerçeği anladığınız güne kadar bu bir müteşabih ayettir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in aslında bütünü müteşabihtir. Hangi açıdan söylüyoruz bunu? Şu açıdan söylüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik.
hiçbir şeyi dışarıda bırakmadık diyor. 606 sayfalık bir kitap. Binlerce ayet var içerisinde. 6600'den fazla ayet var. Bu ayetlerin hududu bu kadar. 606 sayfalık bir kitaba Allah Teala bütün hakikatleri yerleştirdik diyor. Öyleyse gerçekten yerleştirmişse Kur'an'ın fizik standardının lafzının ötesinde mutlaka bir de ruhunun olması lazım. İşte Allah'tan bu ilmi almaya başladığınız zaman Allah Teala'nın size öğreteceği şey Kur'an'ın ruhudur. Dikkat edin, Kur'an tefsiri Kur'an'ın ruhunu bilenlerin, yani Allah'tan o ruhu öğrenenlerin harcıdır. Bunu da Allah nasip kılar. Sadece Allah'ın seçimiyle ilgilidir. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bakara suresi 151. ayet-i kerimesi. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve zekküküm ve yuallimüküm'ül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malem tekünü talemun. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabenin bütün gelişmesini ifade ediyor. Başlangıçtan ta en sona kadar sahabenin muktesevatını aldığı bütün manevi gelişme bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş Allah Teala tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye öğretisi. Tıpkı diyor bundan evvelki ayette Allah'ın bahsettiği nimet gibi o nimet olarak size de sizin aranızdan birisi Resul olarak, Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okur. Tilavet eder. Yetlu aleyküm ayetina. Ayetlerimizi size okur diyor. Allah'ın ayetleri okuması. Sonra diyor ki nefsinizi tezkiye eder diyor. Sonra size kitap öğretir diyor. Sonra hikmet öğretir diyor. Sonra hikmetin de ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretir diyor. 28 basamaklık bir dizaynda bakıyoruz şimdi. Tilavet nereye kadar geliyor? Allah-u Teala'nın 28 basamaklık din dizaynında kainatta bir tek din var. O din bütün peygamberlerin müşterek dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Hepsi de ya da o tek din sadece 28 tane basamak içerir. 4 tane 7 basamak Vel Asr suresi açıklama yapıyor. Vel Asr suresi mesela bir müteşabih ayetler dizisidir. Oraya tekrar dönelim. Şimdi buradaki müteşabihata beraberce bakalım. Size diyor Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Tilavet etmek okumak demek. İnsanların olayları yaşaması birinci basamak. Olayları değerlendirmesi ikinci basamak. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamak.
bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, dileyenlerin dilemesi üzerine Allah'ın o kişilerde rahim esmasını tecelli etmesi 4. basamak. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması Allah-u Teala'nın 5. basamak. Kulaklardaki vakrayı alması 6. basamak. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, ekinneti dışarı alması, idraki önleyen müesseseyi kalbe ihbat koyması 7. basamak. Kalbe ulaşması ve kişinin göğsüyle kalbinin arasına girmesi, göğüsten kalbe yol açması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sonra o kişinin huşu sahibi olması ve Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi. Mürşide ulaşan 12 tane insanla kişinin mürşidine ulaşması ve ulaştığı anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alması. Bunların hepsini 14 tane basamağı Allah-u Teala bir tilavet kelimesiyle anlatmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları öğretmese bir insanın bunları bilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tilavet kelimesi 14 tane basamak istiva ediyor. Kişinin gidip mürşidine tabi olduğu noktayı. Her biri ayrı bir ayetle sabit. Sonra sizin nefsinizi tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat. Bu noktadan itibaren rahmetle fazla ve rahmetle salavat geçerli. Ondan evvel sadece rahmetle fazla var. Ve nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazla ve rahmetle salavattan fazıllar Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye eder deyince Allah-u Teala 14. basamaktan itibaren 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Her %7 fazıl birikiminde nefsin kalbinde o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarını, 7 tane gök katını Tarık-ı Mustakim'i birer birer aşacaktır. Saf halinde yükseleceklerdir ruhlar. O ruhların arasında sizin de ruhunuz olacak. Ve yükselen ruhlar her %7'nin fazilet birikiminde, fazıl birikiminde 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Her biri nefs açısından 1. kat nefsi emmareyi ifade eder. 2. kat nefsi devameyi ifade eder. 3. kat nefsi mülkimeyi ifade eder. 4. kat nefsi mutmainneyi ifade eder. 5. kat nefsi radiyeyi, 6. kat nefsi mardiyeyi, 7. katta nefsi tezkiyeyi ifade eder. %49 fazıl birikimi, daha evvel kalbe giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurların karanlıklara galebe çaldığı bir nokta. Nefsin tezkiye edildiği nokta. 21. basamak. 28 basamağın 21. basamağına geldiniz iki tane kelimeyle. Birisi tilavet, ikincisi de tezkiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, müteşabihat değil mi? Arkasında yatanları bütün kitabı size öğrettiği zaman yerlerine oturtabiliyorsunuz. Her söylediğiyle diğerleri arasında son derece mantıki, her şeyi en mustakar şekilde, şaşmaz şekilde, yerli yerine cuk oturur şekilde Allah-u Teala öğretiyor. Ve müteşabih olan sistemler birer birer aydınlanıyor Allah'ın öğretisiyle. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Kitabın öğretilmesi, talim edilmesi. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Muallim, talim eden, öğreten demek. Ve yuallim hükümül kitabe, size kitap öğretir. Kitap da 7 tane ruhtan oluşur.
Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu söz konusu. Buradan itibaren velayet makamları başlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Bu 4 makam kitabın ruhunun öğretilmesidir. Ve 21. basamağa geldiniz, ruhunuz Allah'a ulaştı ve tezkiye tamamlandı. Tezkiyeden sonraki safhadasınız ve bu o güne kadar size öğretilen kitabın lafzının ötesinde yeni bir çığırdır. Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Allah sizi veli kılıyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsi tezkiye olmuştur. Ulaşma bu sebeple gerçekleşmiştir. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına ve de arkasından da tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ne diyor Allah Teala bundan sonra? Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Tezkiyede tamam. Ondan sonra 22. basamak, 23. 24. 25. 26. 27. 28. basamaklar velayet makamları. 22. basamak, 21. basamaktan sonraki ilk basamak, 1. velayet makamı fenafillah. Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor. Sonra bekabillah, Allah size Allah'ın katında bir altın taht ihsan ediyor. Nimet olarak veriyor. Sonra 3. makam, züht makamı. Günün yarısından daha fazla zikre başlıyorsunuz. Ve artık dünyaya değil yakınlığınız, dünyadan çok Allah'a yakınsınız. Çünkü gününüzün her gün yarıdan fazlasını Allah'ı zikrederek, Allah'la meşgul olarak geçiriyorsunuz. Sonra 4. velayet makamı, muhsinler makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Buraya kadar kitabın 4 tane ruhunun öğretilmesi. Bundan sonraki de ruhun öğretilmesi değil mi? Evet, ama artık hikmetin içinde öğretileceksiniz. Çünkü burada daimi zikre ulaşıyorsunuz ve Allah-u Teala ve yuallimukumul hikmet diyor size, hikmet öğretir diyor. Öyleyse hikmete bakıyoruz. Ulu'l-Elbab makamı, hikmet makamı. Ulu'l-Elbab makamına ulaştığınız zaman orada 7 tane vasfın 4 tane vasıf sahibisiniz, 3 tane de sonuç sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple bütün afetleriniz yok olmuş durumda. Onun için Allah-u Teala sizi hikmet sahibi kılıyor. 3. vasfınız, kalp gözünüz mutlak olarak açılıyor. 4. vasfınız, kalp kulağınız mutlak olarak açılıyor. Bu 4 tane vasıf şartı, 3 tane sonuç şartı doğuruyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak.
İkincisi ehli hayır olmak. Üçüncüsü ehli hikmet olmak. İşte hikmete ulaştınız. Burada Allah'a yakın bir noktadasınız. Onunla artık her zaman konuşmak imkanının sahibisiniz. Her zaman Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her zaman Allah size müteşabih ayetlerin sırlarını öğretecektir. Yeter ki siz ona layık olun. Ve hikmet ulul-elbab makamı, ondan sonra gelen ihlas makamı, hikmetin birinci ve ikinci kademesi. Sonra salah makamının ilk dört kademesi de hikmetin devamı. Sonra beşinci kademe hikmetin ötesi. İşte bütün bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca her birini ayrı ayrı ayetlerle açıklamış. Bunları defalarca açıkladık. Bilgisayarımızı inceleyen herkes Vel-Asr suresi 1, 2, 3 ve 4. derslerde her biri birer saatlik açıklamalar ve o konudaki kitapları inceleyen herkes görür ki o 28 basamak bütün boyutlarıyla Vel-Asr suresinde şekillenmiş. Öyleyse Vel-Asr suresi başlı başına bir müteşabih ayetlerin muhtevasıdır. Ve nasıl Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi 28 basamaklık bir bütünü içeriyorsa öğretim açısından, Vel-Asr suresi de vasıf açısından aynı hüviyette bir müteşabih ayetler topluluğudur. Diyor ki Allah Teala Vel-Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani üçüncü basamak ile yedinci basamak arasında olanlar, âmenû olanlar. Ve amilüs salihat işleyenler, 14. basamağa ulaşıp da nefsi tezkiye edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesine ulaşanlar da hariç. İlk 7 basamağı amin olanlar olarak açıklamış. İkinci 7 basamağın 7. basamağı amin olanlar olarak açıklamış. 14. basamağı nefs tezkiyesine başlayanlar olarak açıklamış. Gerçekten 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Zikrin kalbe rahmet ve fazlı taşıyıp fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi nefs tezkiyesini ifade ediyor. Sonra ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler diyor. İşte bir müteşabih ayet, tavsiye, herkes hakkı tavsiye eder. Ama burada Allah Teala 21. basamağa ulaşıp da ruhunu Allah'a ulaştırmış, bu olayı yaşamış, bitirmiş ve bu olaydan aldığı hazzı başkalarına anlatan insanlardan bahsediyor. Kendisinin hakka ulaşmasını başkalarına da anlatıp onları da bu güzelliği yaşatmak için gayret sarf eden bir insandan bahsediyor. Allah'ın ruhun Allah'a ulaştığı noktayı işaret etmesi söz konusu. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye etmek. Sabrı tavsiye etmek ta 28. basamağın 5. kademesini içerir. Allah Teala hatta
28. basamağın 7. kademesine kadar içerir. Çünkü Allah Teala bu sabrın sahiplerini devrin imamları olarak niteliyor. Peygamber olmayan devrin imamları, onlar veli resullerdir. Peygamberler biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şeriat da son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ona indirdiği Kur'an-ı Kerim'le gelmiştir. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'le idare edilecektir. Şeriat oradaki şeriattır. Öyleyse burada Allah-u Teala peygamber olmayan bir ama huzur namazının imamı olan birilerinden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Biz onlardan, insanlardan, resullerden imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sadece devrin imamı hidayete erdirebilir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı, yani sabır hasletinin bütünüyle nefsin kalbine yerleştiği nokta daha 26. basamaktır. Ullelbap olduğunuz anda, daimi zikre ulaştığınız anda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini fazıllara terk etmişlerdir. Sabırsızlık afetinin yerini sabır hasreti almıştır. Sabrın sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Başlangıcındasınız. Evet, nefsinizin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmamış. Sabır hasreti nefsinizin kalbini doldurmuş. Ama daha 19 kademe nefsinizin iç dünyası müzeyyen kılınacak Allah-u Teala tarafından. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 14 ve 5 mertebede Salah makamında 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak o zaman sabrın sahibi olursunuz. Sabrın sahibi olmak ifadesi de görüyorsunuz ki aslında bir müteşabih müessese. Nefsinizin kalbindeki sabırsızlık afetinin bittiği, sabrın nefsinizin kalbini tamamen kapladığı yerde sabrın sahibi olamıyorsunuz. Bir eksiklik var. Kalbiniz müzeyyen olmamış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir açıdan ayrı bir hüviyet ortaya koyuyor Allah-u Teala. Her bir açıdan ayrı bir müteşabih nokta. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için diyor, acaba ilmel yakin mi? Acaba aynel yakin mi? Acaba hakkul yakin mi? Aslında ilmel yakin 21. basamağa kadardır. 21. basamakla 24. basamak ikisinin arasında olabilir. İlmel yakin ile aynel yakin arasında. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 26-27 ve 28. basamağın 4 kademesi. 28. basamağın 5., 6. ve 7. kademeleri hakkül yakindir. İşte gene bir müteşabih ayet. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için hakkül yakin kademesindeki bir yakından bahsediyor Allah-u Teala.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir sırlar kitabıdır. Ama Allah öğrettikçe sırların adım adım ufuklarının açıldığını, şeffaflaştığını, manalarını size birer birer teslim ettiklerini yaşayacaksınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bizi bu ilmin sahibi kıldı. Bunları sizlere anlatmakla, öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi müteşabih ayetlerin de sırlarına vakıf kılmasını, hepinizi zülcenahin kılmasını, hem dünya mutluluğunun hem ahiret mutluluğunun zirvelerine sizleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.